Bir konuğumuz var. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevda Alankuş'u konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, ben önce hocamla başlayacağım, sonra Sevda'ya döneceğim. Araştırma alanlarınız arasında alternatif medya var, barış gazeteciliği, feminist medya eleştirisi, çok böyle hani iştah kabartıcı konular. Dahası Bağımsız İletişim Ağı BİAN'ın eğitim danışmanısınız. Biyanet'te Hak Haberciliği serisini, Gazetecinin El Kitabı serisini hazırlayan bir kişisiniz. Bunun dışında da bugüne kadar geldiğiniz noktaya baktığımızda siyaset bilimi ve kamu yönetimi var. İletişim bilimleri alanında yapılmış olan doçentlik ve profesörlükler var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde İletişim ve Medya Çalışmaları Fakültesi'nde dekanlık yaptınız. Biraz nefes alayım burada. Uluslararası ilişkiler de vardı galiba. Yok muydu? O da olur, ne olacak siyaset. Şimdi hazır sizi burada yakaladık. Evet. Bugünkü gazeteciliğin hali pür melali için ne diyorsunuz? Bunu herhalde Türkiye'de 3-5 kişi vardır söyleyebilecek. Ne olur nedir? Vallahi, nasıl kurtulacağız? Önce bir ah çekiyorum. Doğrusunu isterseniz iletişimcilerin elinden şeyi aldılar. Bu günümüzün genel geçer gazeteciliğin pratiği. Bizim onları eleştirmemizin sınırlarını ya da tariflerini elimizden aldılar. Çünkü evet. Biz hani biraz zorluyorduk kendimizi. Biraz zorluyorduk, çok değil aslında ama hani böyle kötü haber, iyi haber, kötü haber bulmaya çalışırken vesaire. Öyle bir hal oldu ki şimdi iyi haber hiç bulamıyorsunuz. Yani bu bizim... Ne acı ya. Evet, iletişim fakültelerinde biz hep eleştiriyorduk ana akım haberciliği, onun yapılma biçimini falan. Ama şimdi onu bile özlediğimiz günlere geldik. Nedir haberin en temel kuralı? Doğru olması değil mi? Yani evet, olgusal evet, bir gerçeklikle ilişkisinin olması lazım. Onun olmadığı, haberin bütünüyle yapıldığı, yani sıfırdan, yalandan kurulduğu bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla hani ne söyleyebilirim ki bilmiyorum. Sessiz kalmayı tercih ettim. Kendi başına evet, o yeterli oldu zaten. O zaman hemen evet, kitaba geçelim. Kitaba. Hadi. Ama bu umutsuz ortamın içerisinde aslında Barış Gazeteciliği El Kitabı bir umut gibi. Yani yine bütün bunlara rağmen ben özellikle bu tip hani öbür Hak Haberciliği serileri gibi benzer kitapları da biraz bu akademinin hayata dokunması anlamında çok önemli kitaplar olarak görüyorum. Kendim de çok çok kullandım, hala da kullanıyorum öğrencilerim için. Biraz bu kitabın çıkış noktasından yani başlayalım. Evet. Aslında tabii yani başladığımızda biz bu bir projenin sonucu, hı hı, 2 yıllık bir proje. Bağımsız İletişim Ağı bunu yaptı. Hollanda Kraliyet destekli, hı, bir şey, projeydi. Hı hı. Ve hani Türkiye'de barışın böyle çok muteber bir sözcük haline geldiği bir dönemde başladık. Heyecanlandık açıkçası. Çünkü hı, Barış Gazeteciliği çalışanlar şunu söylüyorlar. Siyasal konjonktür uygun olduğunda, bağlam uygun olduğunda Barış Gazeteciliği daha kolay hayata geçirilebilir bir şey. Mesela İrlanda'da olduğu gibi. Hı hı. Yani heyecanlandık açıkçası. Tam zamanı dedik. Yani barış gazeteciliği yaptığını söyleyen çok az oldu. Yani mesela Doğan Medya Grubu bunu ilkelerin arasına aldı. Ama hükümet yanlısı medya sadece hani hükümetin ajandasında barış olduğu için barış gazeteciliği diyemeyeceğim ama barışı kullanır, muteber bir sözcük olarak kullanmaya başladı. Ama hani bizim o zamanki şeyimiz şuydu. Barıştan söz ediyorlar ama barış gazeteciliği yapamıyorlar. Hani biraz bu şeye biz de bu sürece biz de elimizin altına taşı şey koyalım. Dolmabahçe mutabakatı. Evet, evet, evet. Evet. Tam o zamanlarda evet, başladık. Evet. Ama sonra süreç o kadar hızlı ve radikal biçimde başka bir uca gitti ki açıkçası hani kitabın son tamamladığım günlerde neredeyse ağlıyordum yani çok umutsuzluğa kapılmıştım. Yani bu kadar şey olup bitiyor ve siz hani ufacık bir umut adına, ufacık bir şey adına yani bunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Birdenbire hiç anlamı kalmadı sanki. Ama bu arada kendi aramızda konuşuyorduk. Nadire Mater'in adını anayım şimdi. Nadire bana tam da bu zaman diye hep böyle yani, şey evet, yaptı yani aslında. Evet. Hani öyle bir süreçte başladık. Barış'ın şimdi artık barıştan söz etmenin terörden söz etmek olarak algılandığı bir dönemde bitirdik kitabı. Dolayısıyla açıkçası hani nasıl bir katkısı olacak bu sürece yani bundan sonrasına. Ama şurada mutlu olmak istiyorum çünkü bence yani barış kaçınılmaz bir şey. Yani ertelenemez bir şey, kaçınılmaz bir şey. Ne kadar
Şimdiki durum farklı olsa dahi yani ama yani çünkü demokrasi barış olmadan olmaz. Buna inancımı bu yüzden sürdürüyorum açıkçası. Bir de savaşı sürdürmek çok zor. Zor. Evet, evet. Aynen öyle. Evet, ne kadar öyle sürdürülebilir. Evet, aynen evet öyle. Tabii. Bu kavramın ilk çıkışı Türkiye'de değil mi? Onun da aslında bir katkımız var. Evet, evet, ondan da bahsedelim. Evet. Evet, aslında o iki türlü oldu. Bir yandan ben BİA'nın eğitim danışmanlığını yaparken yani hak odaklı haberciliği kavramsallaştırmaya çalışıyorduk vesaire. Hani hep bir arayış içerisindeyiz. Barış gazeteciliğiyle o dönemde kavramsal olarak karşılaştık. Eğitimlerimizde bunu vermeye başladık vesaire. Ben hemen arkasından Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'a da Annan Planı dönemiydi. Yani barışın böyle hani politik bir ajanda olduğu dönemdi falan. Biraz kaçınılmazdı barış gazeteciliğine çalışmak. Oradaki bir grup akademisyen arkadaşım ve gazeteci ile birlikte bunun üzerine düşünmeye, yazmaya başladık. Benim için çok şey bir deneyim oldu yani Kıbrıs hayatımda. Bir kere hayata geçirilebileceğini, buna ilişkin bir iradenin varlığını gördüm. Tabii küçük bir ölçek olduğu için daha mümkün oluyor. O yüzden aslında biraz şey, şuna da seviniyorum. Hep bu dinamik böyle merkezden çevreye doğru işler ya. Aslında biraz çevreden merkeze işledi. Ve hani Kıbrıs'tan bu tarafa doğru, evet, bu hani bir tür imece usulü emekle barış gazeteciliği yaygınlaştı diye düşünüyorum. İnşallah yaygınlaşmıştır. Yaygınlaşacaktır. En azından öyle bir umut. Peki burada feminist epistemolojiye girelim. Şimdi barış gazeteciliği ile feminizm arasında nasıl bir köprü kurmamız umuluyor? Bence bu en önemli mesele bu açıkçası. Evet. Çünkü hani siz çok iyi bileceğiniz gibi dille uğraşan insanlarız hepimiz. Yani gündelik hayatın dili, kullandığımız dil çok erkek egemen bir dil. Bu dil içerisinde kendimizi anlatmaya çalışmamız, savaşı anlatmaya çalışmamız, gündelik hayatı anlatmaya çalışmamız hepimiz bunu yaparken zorlanıyoruz zaman zaman. Yani gazeteciler ise bu gündelik hayatın dilini yeniden üretmek konusunda ve de klişelerle üretmek konusunda üzerlerine yok. Bu dil nasıl bir dil? Kadına karşı ayrımcılık yapan bir dil, onu yeniden üreten bir dil, kadını aşağılayan bir dil. Hatta yani şöyle söyleyeyim, kadını ötekileştiren bir dil. Hatta ötekini de kadınlaştıran bir dil. Yani bence en önemli şeyisi bu. Hani kitapta altını çizmek istediğim nokta bu. Ötekiyi kadınlaştırdığınızda sevmediğiniz herkese kadınlık atfederek gidiyorsunuz. Ama ötekinin kadına da en kötü muameleyi reva görüyorsunuz. Tamam. Hani bununla ilgili bir sürü örnek verilebilir. Şimdi böyle bir durumda yani genel geçer gazetecinin etiği birey merkezli bir etik. Yani bütün bu bizim iletişim fakültelerinde anlattığımız etik bireysel, birey merkezli. Yani kendini, kendinle ilişkini, kendi iç huzurunu, bunu merkeze alan ve de hani böyle tamam görevimi yaptım, bugün gazeteciliğimi en iyi şekilde yaptım, gece huzur içinde uyuyabilirim diyen bir etik. Bizim burada önerdiğimiz etik yani kadın ötekinin kadınlaştırılması ölçüsünde ya da kadının ötekileştirilmesi ölçüsünde öteki merkezli bir etik. Yani ötekinin bakma biçimimizi değiştirmedikçe, ötekiyle ilişkimizi tarif etme biçimimizi değiştirmedikçe bence gazeteciliği de başka türlü yapamayız. Ya burada şunu sorabilir miyim acaba? İyi haber aslında barış gazeteciliği demek olmayabiliyor. Tam da öyle. Yani evet. Çünkü hani orada o birey merkezli bir etik üzerinden yapılan ama başka bir yerden de bakarsak gazeteciliğin bütün bu kuralları yani haber değeri neyin haber değeri taşıdığı, haberin nasıl yazılacağı, ters piramit kuralı, bütün bunların hepsi haber kaynağı kimlerin olacağı, hatta objektiflik, kesinlik gibi böyle editoryal değerler dediğimiz şey bence herkes bu görüşte değil ama kendi içinde sorunları olan şeyler. Şimdi bunu da anlıyorsunuz. Belli bir dönemde ortaya çıkmış. Belli bir politik konjonktürde, ekonomik konjonktürde ortaya çıkmış. Ama ondan sonra mesleğin tabusu, ideolojisi haline gelmiş ve tartışılmaz hale gelmiş. Şimdi bugün barış gazeteci dediğinizde en çok objektiflik ne olacak o zaman diyorlar mesela. Ama onların hepsini ben sorunlu görüyorum. Evet. Kitabın 25. sayfasında çalıştık çünkü. Önemli çok güzel bir karşılaştırma listesi var. İşte mesela genel geçer gazetecilik dendiğinde farklılıkları vurgulayan, barış gazeteciliğinde de mesela farklılıkları göz ardı etmeden ortak zemini vurgulayan. Evet. Biliyorsunuz çok önemli, çok önemli bulduğum hususlar. Şiddet karşısında reaktif,
çatışmayı anlamaya, nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan gibi böyle bir karşılık. Devam edin hocam. Ben mi devam edeyim? Ben birdenbire çok konuşuyorum gibi geldi. Evet, değil mi? Şimdi evet, yani mesela çok basit bir şey söyleyelim. Haber değeri nedir diye biz gene Nazan da anlat şey yapıyordur, biliyordur. Haber değeri neye denir diye öğretiyoruz çocuklara. Mesela olağan dışılığı haber değeri atfediyoruz. Şimdi olağan dışılık elbette ki haber değeri taşıyor. Yani bu bağlamda savaş, deprem, felaketler. Fakat haberi hep bunun üzerinden kurduğunuzda, haberinizi anlatırken sadece sonucu verdiğinizde, işte kaç tane insanın öldüğü, kaç tane silah kullanıldığı, mermi atıldığı, kadının kaç yerinden bıçaklandığı, bütün bunları yaptığınızda haberi süreç odaklı değil, sonuç odaklı kılıyorsunuz. Haber bağlamından kopuyor, sebep-sonuç ilişkileri kaçırılıyor. Bir tür böyle zafer, eğer yani savaş haberi yapıyorsanız, kazanma ya da mağduriyet karşıtlığı üzerinden kuruluyor. Böyle bir ikilik üzerinden kuruluyor ve bütün bunların hepsi sorunlu. Barış haber değeri taşımıyor mesela haberi eğer süreç odaklı değil de sonuç odaklı yaptığınızda. Neden? Çünkü barış gündelik hayatın ilişkilerinde kurulan bir şey. Gündelik hayatta bir kırılma yaratan bir şey değil savaş gibi. Tam tersine gündelik hayatı böyle ilmik ilmik ören bir kadınsı şey. Kadınsı bir şey mi? Aynen, evet. Aynen. Yani onun için hep bu ilmik ilmik örme metaforunu kullanmaya çalışıyorum. Çünkü o çok kadınca bir şey. Evet. Kadınların ördüğü bir şey. Ne oluyor o zaman? Kadınlar da haber olmuyor. Yani barış haber olmuyor, kadınlar da haber olmuyor. Bu da çok önemli bir eksiklik. Çünkü kadın bakış açısı ve onunla birlikte başka bakış açıları da tabii. Gündemde olmuyor hiçbir zaman. Yani böyle çok erkek egemen bir yerden haberi, barışı, savaşı anlayan. Zaten şey barış masalarında da erkekler oluyor. Dolayısıyla yani böyle kendini yeniden üreten bir şey devam ediyor. Demin barış, objektiflik üzerinde konuşurken yani tarafsızım genel geçer habercilikte. Oysa ki barış gazeteciliğinde hakkaniyetliyim. Bu evet. Bence zaten temel evet. Farkı. Hakkaniyet. Evet. Hakkaniyet. Evet. Hakkaniyetli olmak. Bir de kitapta şey bölümü vardı. Yani dünyadaki süreçleriyle, örneklerle karşılaştırınca önemli bir cümle. Yani daha çok barış haberciliğini Batı'da sadece hani İrlanda'da, İrlanda örneğinde görüyoruz. Ama daha çok işte şiddet bölgelerinin, Batı dışında kalan bölgelerin bir sorunuymuş gibi bu lanse ediliyor. Bunun nedeni ne olabilir? Şimdi bunu bir iki türlü anlayabiliriz, iki yerden anlayabiliriz. Bir tanesi Batı'daki gazetecilerin tuzu kuru. Yani gündelik hayatlarında böyle bizim gibi şiddeti bizim gibi yaşamıyorlar, karşılaşmıyorlar. Hoş şimdi başladı terör yani yüzünden ama bir tanesi bu. Ama ikincisi de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani bu Batılı gazeteciler bu gazeteciliği, gazetecilik yapan ilkelere, kurallara daha bir mistik anlam atfediyorlar. Oysa bizim gibi ülkelerde şöyle bir neden var. Yani zaten gazetecilik her zaman böyle bir şey gibi kullanılmış. Yani hani modernleşmenin bir aracı, değil mi? Böyle vatandaşa, yurttaşa yukarıdan bir şey söylemenin aracı. Onun için barışı da söyleyebilirmiş gibi oluyor gazeteci. Ama hani böyle tanımlanmasında bir sorun var tabii. İkincisi de şu, tabii canları çok yanmış oluyor bu ülkelerdeki insanların şiddet yüzünden, iç savaş yüzünden. Canı yananlar ise hani Batı'nın tuzu kuru gazetecileri karşısında hani böyle deneyimler var öyle söyleyeyim. İç savaş şeyden geçenlerde barış gazeteci bir seçenek olarak ortaya çıkıyor yani. Var mı? Ben devam edeyim. Peki. Şimdi haber değerinin yeniden tanımlanması gibi bir sorunumuz var esasen. Örneğin kitabın içerisinde geçiyor ki hani futbol değil milliyetçilik var. Ve bu konuda söylenen bir sürü güzel söz var. Hani futbol olsa da hepimiz seyretsek şeklinde. Bunu nasıl önleyeceğiz? Yani bu değeri tanımlamak için hani süreçten bahsettik. O süreci oluşturmak için yapılması gereken neler olabilir? Aslında bunu söylerken başka bir şey de söylememe izin verecek bu sorunuz. Tamam. Yani barış gazeteciliği genellikle savaş durumlarında yapılması gereken barıştan yana gazetecilik gibi anlaşılıyor ya da bir çatışmanın gerginliğin varlığında. Oysa biz barış gazeteciliğine gündelik hayatın bütün pratikleriyle de haber konusu olabilecek
ya da olması gereken her şeyle ilgili bir yerden bakıyoruz. Yani barış, onun için de hatta adil barış odaklı gazetecilik diye bunu şey yaptık, tanımladık. Evet. Bu yüzden de hak haberciliğiyle yani neredeyse yakın, özdeş bir şey gibi görüyoruz. Bunun anlamı ne? Yani haber değerini yaptığınız zaman haberlerden, genel geçer gazeteciliğin haberden dışladıkları konuları ve özneleri haber yapan bir habercilik. Kim bunlar? Az önce konuştuk. Evet, kadınlar, evet. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, öte yandan yoksulluk, öte yandan işsizlik. Yani bütün bunların hepsi barışla çok ilgili şeyler. Barışı pozitif tanımlarsanız bunlar olmazsa barış olmaz. Evet. Barış olmayınca demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa barış olmaz. Böyle bir şey. Kalkıp gitmemiz gerekiyor sonuçta. Evet. Bir de burada hemen aklıma gelmişken belki şunu da sorabilirim. Nazan tamam sonra susacağım. öteki üzerinde bu bence çok önemli bir husus. Yani her öteki ve her mağdurun her dönem haklı olmadığı. Bu hani Türkiye'de yaşadığımız gazeteciliğin, alternatif haberciliğin aslında en büyük açmazlarından biri gibi gözüküyor. Yani işte orada Stuart Hall'a referans vermişsiniz. Yani siyah bir insan, siyahları anlatan bir film çektiyse mutlaka muazzam değildir. Evet. Bu konuda söyleyecekleriniz neler olabilir? Yani hani tam da orada şiddetin üretilmesine nasıl bir engel oluşturabilir barış gazeteciliği? Şimdi bu güzel ve zor bir soru. Evet, yani gerçekten ötekileştirme üzerinden bak, yani ötekinin durumuna baktığınız zaman öteki hakikaten öyle diyordu. Stuart Hall bir filmi siyah çektiği için onun haklı ve doğru olması gerekmez. Genellikle şöyle oluyor. Yani egemen paradigma, egemen düşünme biçimi ötekinin de düşünme biçimini kapsayan bir şeye dönüşüyor. Evet. Mesela ben şunu şöyle örnekleyeyim. Ankara katliamından sonra siviller öldü orada ve onlara şehit diyen haberler yapıldı. Yani bunu diyenler de mesela Kürt medyası ya da sol medyada şehit dendi. Şimdi bu şehit sözcüğü çok problemli bir sözcük. Çünkü şu anlamda problemli. Yani ideolojik olarak ölmeyi meşrulaştıran, kolaylaştıran diyemeyeceğim ama hani bir tür tamam, bir tür teselli eden, yani şehit oldu, üzülme diyen ama öte yandan da ölüm kültünü, şiddet kültünü yeniden üreten bir kavram. Şimdi siz bunu bir takım zorunluluklarla, hatta bunun yasal karşılığı da var, şehit sözcüğünü siviller için kullandığınız zaman hakikaten bir sadece cephelerden ibaret bir biçimde hayatı görüyor oluyorsunuz. Yani buradaki benim derdim, yani bu erkek egemen paradigmanın anlama biçiminin, dilin, ötekinin de dilini belirliyor olması, ötekinin de milliyetçiliğinin şiddetini belirliyor olması. Burada bence çok çok zor tabii, yani bunun dışından çıkabil, bunun içine de hapsolmaktan kurtulup dışına çıkabilmek. Onun için de önerdiğim şey şu işte hep, yani önerdiğim benim değil de hani böyle izlediğim literatür üzerinden söylediğim. Ötekiyle düşünmek, yani ötekinin acısını hakikaten bu empatiden birlikte falan da öte bir şey yani. Öteki için düşünmek, ötekiyle birlikte olmak böyle bir şey. Evet. Onun için oradaki insan acısının ortaklığında bile, yani insan kaybetmenin, can kaybetmenin ortaklığın acısında bile ortaklaşmadığınızda bu bence hakikaten çok yani barış için çok umutsuz bir şey. Çünkü barış dediğiniz şey yarın bittiğinde, ateşkes ilan edildiğinde, imzalar atıldığında o gün gelecek mutlaka. Bunu umut cümlesi olarak evet. Ama ondan sonra asıl mesele onun sürdürülebilir olmasında. Siz şimdi bu kadar savruk ifadeler kullanıyorsunuz değil mi? Yıllarca kullandığınız gibi yeniden bütün o 90'ların dili, terminolojisi geri geldi. Geri geldi değil mi? Evet. Aynı şiddette geri geldi. Şimdi onu sürekli yeniden üretiyorsunuz ve yarın birlikte yaşamak zorunda mıyız? Zorundayız, yaşayacağız. Birbirimizin yüzüne bakmak zorundayız. Ve bu sözcükler nereye gidecek? Yani öyle hemen kaybolmuyor onların yarattığı acı ve travma. Ya da hani barışı getirmek adına, sorunu çözmek adına, terörü çözmek adına üretilen şiddetin getirdiği acıların, yani öyle hiç parayla falan kolay telafi edebileceğiniz şeyler değil. Hani onaracağız, okullar yapacağız, yeniden restore edeceğiz, yeni kentler kuracağız. Bunlar insan acıları o kadar kolay
telafi edilen şeyler değil. O yüzden hani bugün ne ekerseniz yarın onu biçiyorsunuz. Bunun o kadar çok örneği var ki İsrail ve Filistin'e bakın işte. Ne insan acıları ne sözcükler affetmez. Evet, aynen öyle. Evet. Bu anlamda umutlu bitirecektik ama değil mi? Evet. Böyle söyleyelim. Şimdi Nazan soracak, ondan sonra onu da geçelim. Ben aslında aynı şeyi merak ediyorum. İletişim fakültelerinin bu anlamdaki, yani bütün bu sürecin içerisinde yerine ne yapabilir? Yani aktif bu kitapları olarak, değil mi? Aktif olarak ve belki bunu da hani bu kitabı nasıl kullanabilirize bağlayabiliriz. Orada birkaç kullanım şeyi var. Yani aslında bir tür hani şundan vazgeçmemiz gerekiyor bizim. Hakikaten şimdi yeniden şu endişemin altını çiziyorum. Yani genel geçer gazeteciliğin bile yapılmadığı bir dönemde genel geçer gazeteciliği eleştirmek bir lüks haline geldi. Ama bunu yapmamız lazım. Her koşulda yapmamız lazım. Bunu yapıyorduk zaten. Ama bunu yaparken öğrencilerimize biz neyin yapılması gerektiğini çok iyi öğretmiyorduk. Akademisyenler genellikle olmaması gerekeni söylüyorlar. Ama olması gereken evet. biraz böyle... İpuçları vermiyor. Evet, onu hayatın pratiğine bırakıyorlar. Hayatın pratiğinden gelenlerle de akademisyenler bir türlü buluşmuyor. Siz de bu hani... Fildişi kulelerinizde oturup oradan bize şey öğretiyorsunuz, gazetecilik öğretiyorsunuz diyorlar. Bence bu buluş, bu çünkü hayata geçirilmiş bir şey, geçirilebilir bir şey. Evet. Ve dolayısıyla iletişim fakültelerinde de artık gazeteciliğin başka türlü öğretilmesi gerekiyor. Daha hayata temas ederek. Evet, aynen öyle. Ama onun dışında başka projeler de var aslında değil mi? Kadın Renkleri, Fabrika Kızı Sergisi gibi. Mesela orada da belki bir barış arayışına girebilir miyiz? Her ne kadar gazetecilik de olmasa da. Ama hayatın her alanı, barış öyle bir şey. Demin demiştik yani gündelik hayatın ince ince örülmesi. Onlar bizim Kadir Has Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan iki tane, yani dört kere yapıldı. Dördüncü yılımızdı bu. Bu sene İstanbul'un Kadın Renkleri adını verdik yaptığımız şeye. Ve 10 farklı kadın fotoğraf eğitimi aldılar. 3 ay kadar. Yani burada fotoğrafçımızın Ulaş Tosun'un buradaki şeyin altını çizmeliyim. Kesin. Yani bunun kavramsallaştırılmasında ve hayata geçirilmesinde. Bu 10 tane kadın 10 fotoğraf çektiler. Baktıklarında onların çoğunun kadın fotoğrafı çekmiş olduklarını görüyorsunuz. Sonra 10 başka kadın, aralarında Müge de var, ben de varım. Onların üzerine metin yazdılar. Böylece çok katmanlı öykü çıktı. Yani 10 kadın, 10 kadına bakıyor. Orada da 10 kadın, o çok 20 kadının yani. Öyküsünden bir şeyler söylüyor. Yani bu proje güzel bir proje. Beni hep heyecanlandırıyor ama en çok bu sene heyecanlandırdı. Çünkü böyle çok katmanlı kadın öyküleri. Kesişen, örtüşen. Çünkü sonuçta kadınlık çok farklılıkları olmakla birlikte çok ortaklığı da olan bir deneyim. Açık sergi bir süre açık daha. Açık sergi, evet evet. 15 gün kadar izlenebilecek. Dün bir de Duygu Aslanan'ın doğum günü. Aynen. Ve hep birlikte oradaydık. Onunla ilgili de birkaç şey duymak söylemek isteriz. Söylemek mutlaka isterim. Duygu Aslanan'ın ölümünün 10. yılı 2016 ama öte yandan da doğum günüydü dün. Biz doğum günü etrafında böyle bir buluşmayı gerçekleştirmek istedik. Duygu Aslanan Türkiye'de hani böyle popüler feminizmin bir zamanlar tam da bu nedenle eleştirilen, dışlanan bir tür şeyi olmuş, sözcüsü olmuş. Ama şimdi onun da itibarı iade edildi bence çok geç olmakla tam birlikte. Tam da bu aslında. Evet. Duygu Aslanan'ın yazdıklarına bakıyorsunuz, kadına yönelik şiddetten söz ediyor, çocuk evliliklerinden söz ediyor, bekaretten, kadın bedeninden. Yani şu an gündemimizde ne varsa ve daha da kötüye gidiyorsa aslına bakarsanız hepsinden, bütün gazetecilik yaptığı, yani roman yazdığı dönemlerde hepsinden söz etmiş ve hala onlardan söz ediyoruz. Biz istedik ki Duygu Aslanan şimdi olsa bunların üzerine nasıl yazardı? Hani böyle bir yüksek sesle düşünme ve onunla birlikte düşünmeye çalıştık. Bütün bu kadınlık hallerini, dolayısıyla da erkeklik hallerini. Dün öyle, özel bir gündü yani. Evet. Peki umut var mı? Evet. Ben yani hepimiz Duygu Aslanan ile ilgili dün öyle bitirildi. Birçok konuşmada onu söylediler. Duygu Aslanan hep umutlu bitmesini isterdi dedi mesela Zeynep Oral konuşmalarım. Ben de öyle birisiyim. Yani umutlu olmamız gerekiyor. Yoksa hani nasıl yaşayabiliriz ki zaten? Yani ufacık küçük şeyler atıyorsunuz. Yapı taşları, tuğla koyuyorsunuz belki. Bunlar hani bir gün karşılığını bulacak.
Başka umudu da yaratarak. Evet, hani gazeteciyseniz de, yani alanınız neyse, mesleğiniz neyse, akademisyenseniz de başka ne yapabilirsiniz ki? Bildiğimiz şey bu. Elimizden gelen bu. Evet, elimizden gelen bu ama bununla birlikte belki naifçe bulunabilir ama bir umut. Evet. Naiflik de bazen çok önemli bir adımdır. Evet. Önemli bir politik adımdır. Evet, ben onun çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Üstelik bunun bütünüyle yitirildiği, bütünüyle real politik, pragmatizm üzerinden politika yapıldığı, düşünüldüğü bir dönemde bunun kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Tutunmak gereken bir şey. Tutunmak gereken. Evet. Hep barışta gelecek zaten diyoruz. Evet, kaçınılmaz. Barıştan kaçınılmaz. Zaman şu anda veremiyoruz ama. Yani zaman vermemiz de gerekmiyor. Gerekiyor. Ya, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Evet. Bir de hakikaten Biya'ya, Biyanet'e, Nadire Matere de tabii buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Uzun bir maratonun yenilmez savaşçılarından biridir o da. Savaşçı derken söz sürmek için. Ona dikkat et. Özellikle yaptı da. Evet. Yani devam etmek. Evet. Evet, bir Zeytin Dalı programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz sevgili hocamız Profesör Doktor Sevda Alankuş'tu. Kendisiyle Barış Gazeteciliği El Kitabı üzerinden feminist bir epistemoloji ve yeni bir etik anlayışıyla Barış Gazeteciliğini tanımlamaya, anlamaya, Türkiye'deki gazeteciliği konuştuk ve umuttan bahsettik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.